özel bildirimi yapıyorum. Şu anda 1 saatlik uykumuzla Paris'e geldik. Ve yüksek hızlı trene bindik. Bullet train deniyormuş. Cem'in dediğine göre 50 kilometreyi 10 dakikada gideceğiz. 50 kilometre nereye gideceksiniz derseniz? Disneyland'e gideceğiz. Bugün Cem'in doğum günü. Evet, şu anki update'ler bu kadar. Görüşmek üzere. Daha demin ilk kez hayatımda korkularımla yüzleşmek için 360 dönen bilmem neler roller coaster'a bindim. Hyperspace Mountain diye. Ama yarısında berem kapalı olduğu için işte göremedim çünkü ben karanlık sandım. Karanlık bir tünele girmiştik. Meğersem Star Wars'un videoları oynuyor. Evet arkadaşlar, bir update vakti. Saçlarımdan da anlaşıldığı üzere bir roller coaster'a daha bindik. Yani bunlar bu ara çok büyük roller coaster'lar değil ama benim için çok büyük roller coaster. Ben seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Tebrik et bakalım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Anlaştık. Şimdi korku trenine bineceğiz. Her trenden önce tuvaletim geliyor. Buzz Lightyear. Evet, ona. Şu anda gözümüzü Paris'te açtık. Ne düşünüyorsun Cem? Çok güzel bir sabah. Daha yeni yani saat 1:30. Güneş tam tepede ama aynı zamanda hafif de bir bulut olduğu için havayı kapatan değil, güneş gözün gitmesini engelleyen tam ayarında bir hava var. Ben bayıldım. Evet, haklı. 7 serisini çek arkadaşlara. Yeni. Hava cidden çok açık, mutluyum çünkü bulutu gösteriyordu. Onun dışında saat 1:40 ama yeni çıkabildik çünkü ölüyordum. Yani ölüyordum, yaşamak için buna ihtiyacım vardı. Gün içinde yaptıklarımızı çekeriz. Evet arkadaşlar, bir fırına girdik. Yani fırının içinde turistik bir çekim yapmak istemedim. O yüzden onun kaydı yok. Ama velakin fırın beklediğimden boştu. Benim hayallerimde şu anda milyonlarca çeşit tart. Milyonlarca çeşit minik tartolet. Yani farklı boyda tartlar olan bir fırına gitmek var. Bu yüzden oradan bir kruvasan alıp çıktık. Kruvasan da bakayım. Neyse. Merci madame. Şu anda da pardon, şey yapmaya karar verdik. Bizim Budapest'te de barları tanıyalım diye pub crawl diye bir etkinlik yapıyorlar. Bar gezmecesi yani. Bir gecede böyle 5 bar falan geziyorsun. Biz de şu an onun aynısını fırınlar için yapacağız. Ben bu şekilde uygun gördüm. Cem de uygun gördü. Hadi bakalım.
Tat bakalım. Nasıl? Güzel. Ama içinde krema bekliyordum çikolata yerine. Ha, sen orijinalini bekliyordun. Adına san pastanesi. Şimdi çekil tartımızı tadalım. Evet arkadaşlar, tatlarımızı alıp buraya geldik. Ama belki içinden kapalıymış. O yüzden balkon. Bulduk, koştuk, kaptık. Tartımızı ilk tart çıktığımı attım. Dediğim gibi 1000 tane yemeği düşünüyorum. Bunu 10 üzerinden 6 veriyorum. Daha önce küçükken Paris'e geldiğimde çok daha güzel tatlar yemiştim. Onları bulacağız. Güzel. Neden burada kuşlar? Düşen tatlılarımızı onlara verdim. Evet Cem. Şu an nereye geldik? Şu anda Louvre Müzesi'ndeyiz. Gerçekten bize sanki böyle bir Windows 11 resminden çıkmış gibi arka plan kilit evet. Ekran resminden çıkmış bir tablo karşımıza. Burada zaten Louvre sol tarafı bilmiyoruz. Nasıl bir bakarız. Rezillik ya, sağ rezillik. Bilmiyoruz, bakarız. Şurada küçük Louvre'a zoomla. Küçük Louvre'a zoomla. Küçük Louvre. Evet arkadaşlar, şimdi Louvre'daki gezimizi tamamladık. Geçen gezilerimizde o kadar çok müze gezdik ki ilk kez bir müzede kendimi şey hissettim artık. Artık yeter hissettim. Çünkü hatta çoğu tablo, yani birkaç farklı müzede aynı anda sergilendiği için birkaçıncı kez gördüm. Ki bu güzel bir şey. Öğrenmeye başlamışız. Ama güzeldi. Mona Lisa'yı gördüm. Nasıl buldun Mona Lisa'yı? Dünyanın en iyi tablosu. Ya sürekli bunu diyorum. Ben bu arada Mona Lisa'nın çok abartılmış bir tablosu. Overrated diyecektim. Evet. Yani tabii ki çok güzel. Tabii ki aşırı güzel yani. Ama yani çok daha güzel tablolar var. Kesinlikle çok daha güzel tabloları olduğunu düşünüyorum. Bir bilgi. Bu tablonun popüler olması sebeplerinden biri 1911 yılında çalınmış. Sonra Picasso'yu çalmakla suçlayıp gözaltına almışlar. Yani çok acayip. Çok acayip. İşte Picasso'sun gözaltına alınıyor. Da Vinci'nin tablosunu çalmakla ilgili. Wow! Burada sangriyası meşhur. Şimdi... Hiç esprisi yok ama. Ececiğimizin bizi tanıştırdığı biricik partneri Tolga'ylayız. Nasıl Tolga? İyiyim, çok iyiyim. Tolga bizi bir restorana getirdi, okuyamıyorum. Okuyalım. Şartıya. Bulyon şartıya. Ne söyledik? Bir altılı salyangoz, domuzlu bir starter, ne onu bilmiyorum. Bacon stroop mu? Öyle bir şey. Burada avokado ve karidesle karışık bir şey var. Ben merak ettim ki şunun tadına bakayım. Bak bak. Heyecanlandı. Öyle çekecek misin beni? Evet arkadaşlar. Aynen. Sanırım her şey evet arkadaşlar diye başlıyorum her gece. Devam edelim. Şu anda 15 dakikalık gecikmeyle bir kabareye geldik. Bu kabareyi gerçekten 3 aydır falan planlıyorum. Öğrenci indirimli tek kabare. Paradis Latin Kabare Show diye geçiyor. Öğrenci indirimi var. Gayet güzel. İlk başta Moulin Rouge'a gitmek istemiştim ama duydum ki bu Paris'in en eski kabaresiymiş ve ben de latin yaptığım için ilgimi çekti. Sen ne düşünüyorsun? Ben çok heyecanlıyım. İlk defa bir kabare şova geldim. Gerçi Okan Bayülgen sayılır mı? Ya böyle bir çift. O kabareden bu kabare. Yok şeye gitmiştik. Dada Kabare Show diye bir yere gitmiştik. Ya Dada da Okan Bayülgen'in böyle tiyatrolu kabareli yaptığı bir show. Çok güzel, onu da öneririm. 15 dakika geciktik ama Fransızlar da tipler gibi olduğu için başlamamış. Bir şey diyeceğim, bu Fransızca değil değil mi? Tiyatro değil, sadece dans. Aynen. Şimdi etrafı da çekeriz.
Aynen öyle. Tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şu an kabareden çıktık. Bayağı beğendim. Gerçekten bayağı beğendim. O kabarede oynamak istedim. Yani aşırı çekicilerdi. Çok yeteneklilerdi. Onun dışında öğrenci bilet aldığımız için nedir? Bize en arka balkona atmışlar. En arka ve üst balkona. O yüzden ayakta izledim ama gayet okeydi benim için. Sen nasıl buldun Cem? Hayatımda gittiğim en iyi show. Bakalım üstüne çıkabilecek miyiz? Neyse böyle. Call of Duty Musali. Hani bu tamamen senin rahatlığına bağlı. Nasıl rahat? Evet arkadaşlar, Paris'te ikinci günümüz. Şu anda İki değil üç. Üçüncü günümüz ama Disneyland'i saymadım. Paris şehrin içinde ikinci günümüz. Şimdi Arc de Triomphe nasıl okunuyorsa ona geldik. Eyfel'e değil de bunun tepesine çıkmaya karar verdik. Çünkü mantık, bunun üzerine çıkarsak Eyfel'i görebiliriz ama Eyfel'in üzerine çıkarsak bunu göremeyiz. Evet arkadaşlar, Arc de Triomphe'un tepesine çıktık. Ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Yani sonsuz kat çıktık. 30 merdiven falan çıkmışızdır. 30 kat yani. Dalga da geçiyorum da gerçekten çok fazla merdiven var. İnanılmaz fazlaydı. Neyse, size güzel bir şey söyleyeyim. Eğer Erasmus'taysanız Paris'te 26 yaşındaki Avrupa'da yaşayan işte öğrencilere bütün müzeler neredeyse ücretsiz. Yani şu ana kadar hiçbir şey para ödemedik. Gerçi iki şeye gittik yani, Louvre'a ve buna. Ama ikisinin toplam 30 euro ödedi ve 30 euro ödemedik yani. O yüzden bayağı iyi. Ölüyorum şu an. Siz çevreyi çekin. Şu anda Avrupa'nın en büyük Nike'ındayız. Arabaları çek. Sırf Nike'a gelmek için adam Ferrari'sinin Porsche'sine sokağın kenarına park etmiş. Burada FIFA, Rocket, oyunlar. 20-30'dan fazla Jordan. İnanılmaz bir yerdeyiz. Bak, 2002'de çıkan Air Max işte. 1990 çıkan Air Max. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Umarım bir an önce sıra bana gelir. Dünyanın en eğlenceli makinesi. Bindiğim en iyi oyuncaklardan. Evet arkadaşlar, şu anda Paris'in mükemmel opera bale binasının önüne geldik. Onlar Palace diyor. Gerçekten muhteşem. Sadece binayı aydınlatmak için şuraya kocaman spotlar kurmuşlar. Yani İzmir'de biz annemle Elhamra'ya hayrandık. Elhamra bunların 12'de biri falan. İçine girmek istiyorum ama bugün girebilir miyiz bilmiyoruz. Gelişmeleri aktaracağız. Evet arkadaşlar, şimdi
sayın arkadaşım, konuşamıyorum, temizliğim yönetimiyle Lobster Homer adlı bir yere geldik. Şimdi deniyorum. 10 üzerinden 7. Farklı bir şey. 6. Beğenmişim. Beğendim canım, benim puan vermem zordur. Sağına soluna korktum. Arkadaşlar, daha demin çok garip bir olaya şahitlik ettik. Zaten babam da buraya gelirken 1100 kez uyarmıştı. Paris'e ceplerinize dikkat edin, çantalarınıza çok dikkat edin diye. Biz o yüzden hiç çanta mantı taşımıyoruz. Fermuarlı ceplerle gelmiştik. Yani şöyle montumu cebi, hiç çanta taşımıyorum ben. Montumun cebinde neyse, yok kuruş. Metrodaydık işte. Cem de başka kapıya binelim demişti. Ben tutturdum bu kapıdan binelim diye. Sonra bindik, arkada bekliyoruz. Ben Instagram'a bakıyorum. Bir anda bir hareketlenme oldu. Kapı açıldı durakta. Sonra bir böyle bağırışma oldu. Yani kocaman bir bağırışma. Bir tane adam iki tane kişiyi tutup böyle yaka paça dışarı atmaya falan çalıştı. Ne diyordu adam? Joga Pogis. Joga Pogis. Sonra biz anlamadık yani, işte sorduk hani ne diyor ne diyor falan diye. Meğersem bu cepçiler ondan sonra 3 kişinin cüzdanını çalmış. Ama nasıl polis anında müdahale etti, biz onu kısmı anlamadık. Sanırım polisinkini de çalmaya çalıştı ya da polis o anda oradaydı ve gördü. İşte çok korkunç. Yanımdaki adama sordum neler oldu diye. Adam dedi benim de cebime sokmaya çalıştılar, ben elini ittirdim falan dedi. Ama yani... Ben Türkiye'den gelince bomba var sandım bu metroda. Max kötü olay in Avrupa. Yani arkadaşlar, bunlar gerçekmiş diyeceğim o ki. Dikkat edelim. Kamu spotu. Evet arkadaşlar, Paris'te 3. Fransa'da 4. gün. Artık perişanız. Ama biraz soğuk. Şimdi Lüksemburg bahçelerine geldik. Bugünkü planımız şu şekilde. Lüksemburg bahçeleri, Pantheon, Shakespeare and Company'nin, işte kitapçı kendisi, Shakespeare and Company'nin yerine gideceğiz. Ondan sonra oradan Notre Dame'a geçeceğiz. Oradan Sacré-Cœur, nasıl okunuyorsa ona geçeceğiz. Takipçilerine bu hayrı mutlaka. Ondan sonra... Harika mutlaka bakın. Makaron şeklinde. Ay çok tatlı. Makaron da henüz alamadık. Onu da alalım. Öyle. Bu şekilde planımız. Cem, şu an neredeyiz? Şu anda Lüksemburg bahçelerindeyiz. Her yer farklı renk. Sarının... Green'in 50 tonu gibi, sarının 50 tonu gibi. Gerçekten çok güzel. Mükemmel. Bayıldım. Gerçek gibi değil. 10 numara. Evet arkadaşlar. Şimdi son durağımız olan, asla nasıl okunduğunu bilmediğim Sacré-Cœur. Kilisesine geldik diyeyim. Buradan gün batımına yetişebilirsek gün batımını izleyeceğiz. Çok güzel görünüyor, çekiyorum. Bence melodikayı çekersen story'nin bütün havası kaçıyor. Evet Aylar, beni şey yap söyle bir. Evet arkadaşlar, bu an itibariyle Paris gezimizin sonuna geldik. Bu merdivenlerden bakalım nasıl ineceğim. Videomuzu çekerek. Çok güzel bir geziydi. Tolga bize güzel öncülük etti. Şimdi bu videoyu Tolga'ya veriyorum. Bana verme. Lütfen birkaç cümle kur. Ben çok şey yaparım, stres olurum böyle videolarda. Yok yok, birkaç cümle kur sen. Ne hissediyorsun şu an? Evet arkadaşlar, Paris'e gelmenizi tavsiye ederim. yolunuz düştükçe bu taraflara gelin. Tolga'nın adresini koyuyorum. Şurada. Ben bunu yapmak istemişimdir. Sağ üstte şuradaki butona tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Açık adres. Bir şarapla gelmek zorunlu. Tek zorunluluğumuz bu, şartımız. Cem sen ne hissediyorsun? Soğan çorbasını 5 dakikada içip havalimanına koşuyoruz. Ne hissediyorsun? Vallahi
soğan hissediyorum. Başka küçük bir özet nasıl geçti? Ekmek. Özet çok keyifliydi. Sıkıştırılmış, hızlandırılmış İngilizce kursu gibiydi. Nasıl yani? Yani pardon. Çok hızlı bir şekilde yoğun. Her şeyi yaptık. Ama her şeyi de yaptık da. Her şeyi yaptık ya. Daha ne yaptık? Ya bir daha gelinip bir üstüne cila atılır yani. Sinyal atıyor. Evet aynen. Tek seferlik bir şehir değil. Birden fazla gelmek lazım. Şimdi bir de doya doya gezmek için. Aynen. Şimdi ben İstanbul'a 4 günlük şehir desem yalan olur yani. Doğru evet aynen haklısın. Ya İstanbul aslında teknik olarak İstanbul'un bir varyasyonundasın. Aynen. Evet, özetimiz bu kadardı. Hayır, siz de İstanbul'a belirttim. Şimdi, evet. Buradan linç yemeyiz umarım bu yorum üzerine. Şimdi inşallah dualar eşliğinde uçağımıza yetişeceğiz. Dur, diğer taraf diyor ama. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Resmen gül. Ama çok komik bir şey söyleyeceğim. Sabancı'da fasanede yediğim fıstıklı hepsinden güzeldi. Size yemin ederim Sabancı Fasane fıstıklı makaron.